gelirsin sen. Tamam, gelecek. Peki. Evet, öncelikle hoş geldiniz. Şimdi bugünkü konuşmamın başlığı İstanbul'da... Çok yakın olmazsa almayacak sesini. Peki, yakın olmamız gerekecek. Peki, tamam. Bugünkü konuşmanın başlığı bildiğiniz üzere İstanbul'da kadınların yaptırdığı çeşmeler üzerine. Bu konuda benim daha önce de yaptığım konuşma ya da konuşma var ama yazıya dökülmedi. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu demek oluyor ki uzun süren bir proje. Umuyorum yakın bir zamanda tamamlanır. Arada ben bu projeyi niye yaptığımı ya da ne aşamada olduğunu sizlerle paylaşacağım ama şimdilik ana hatlarıyla bu proje çerçevesinde karşıma çıkan konuları size anlatacağım. Konuya giriş yapmadan önce de genel bir tarihsel bilgi vermek istedim. Birçoğunuzda bu konular yakın olabilir. Bir hafıza tazelemesi de diyebiliriz. Yani konuşmamın, yani sizlere yapacağım konuşmamın ana başlıkları bunlar. Bunlar üzerinden konuşmayı sürdüreceğim. Evet, Bizans döneminde İstanbul'un ilk yerleşim alanı olan Topkapı Sarayı'nın surlarının biraz daha dışını da içeren bölgede akarsu bulunmadığından, su kaynakları az olduğundan ve yazın küçük dereler kurulduğundan sürekli bir su problemi bulunmaktaydı. Romalılar kenti ele geçirdikten sonra su sorununu çözmek için kentte su getiren büyük su yolları ve tesisler kurmuşlardı. Gelişmiş su mimarisi tekniklerine sahip olan Romalıların ilk dönem su mimarisi üzerinde özellikle büyük sarnıç ve kemerler bakımından etkileri büyüktür. Bugün... Bugün Roma ve Bizans dönemi İstanbul'un içme suyu mimarisinin unsurlarını su yolları, kemerler, maksemler, kanallar, büyük su toplama havuzları ile sarnıçlar, çeşmeler, kuyular ve ayazmalar olarak sınıflayabiliriz. Bizans, Roma-Bizans döneminde İstanbul'da çeşme yapıldığı bilinmekle birlikte bu çeşmelerle ilgili eldeki bulgular sınırlıdır. Bu dönemden kalan çeşmelerin çoğu yıkılmış, bir kısmı da Osmanlı döneminde değişikliklere uğratılarak Osmanlı çeşmesi, sebili haline getirilmiş ya da yeniden yapılmıştır. Osmanlı dönemi. Fatih İstanbul'u aldığında şehrin su yolları ve kemerleri harap durumda olup su ihtiyacı sarnıçlarla karşılanmaktaydı. Hem dini hem de temizlik açısından akarsuyu durgun suya tercih eden şehrin yeni sahiplerinin su ihtiyacını karşılamak üzere Fatih hemen harekete geçmiştir. Roma-Bizans döneminde su yollarından olan Halkalı su yolunu ve Mazlum kemerini tamir ettirerek sarayına su akıtmıştır. Fatih'in 1452'de inşa ettirmiş olduğu Rumeli Hisarı'na eklettirdiği çeşmeler, Osmanlı'nın İstanbul'da yaptırdığı ilk çeşmeler olma özelliğine sahiptir. Tanışık'ın kitabına göre İstanbul'da Osmanlı döneminden kalan en eski kitabeli çeşme 890-1498 tarihli Davutpaşa Çeşmesi'dir. Beyoğlu bölgesinin en eski kitabeli çeşmesi 931-1524 tarihli olup Hasköy'de Yasef adlı bir Musevi'nin yaptırdığı Hasköy Çeşmesi'dir. Anadolu yakasının en eski çeşmesi ise kaynaklara geçmiş bugün mevcut olmayan 912-1506 tarihli Kadıköy Camii yakınında olan Babüsade Mehmet Ağa Çeşmesi'dir. Evliya Çelebi'nin yazdığına göre Fatih 200 çeşme, 2. Bayezid 70, Kanuni Süleyman 700 çeşme yaptırmıştır. Osmanlı döneminde İstanbul'da kaç adet çeşme ve sebil yapıldığına dair kesin bir rakam vermek mümkün değildir. İstanbul'un çeşme ve sebilleriyle ilgili en önemli iki kaynaktan biri olan Hilmi Tanışık iki ciltlik 1943-45 yılları arasında basılan İstanbul Çeşmeleri adlı kitabında sadece kitabesi olan ve yaptıranı belli 794
Affan Egemen'in 1993 yılında yayınlanan aynı adı taşıyan kitabında 1165 Çeşme ve Sebil'in adı geçmektedir. Tabii bugünkü durumla ilgili size rakamlar veremeyeceğim ama neler olabileceği konusunda da burada değineceğim. Burada Osmanlı döneminde yaptırılan su yollarından da kısaca bahsetmek gerekir. Osmanlı dönemi İstanbul'unda içme suyu tesisleri yaptıran padişahlara göre değil, genellikle suyun geldiği ya da dağıtıldığı yerlere göre isimlendirilmektedir. Halkalı suları, Kırkçeşme su tesisleri, Üsküdar suları, Taksim suları ve Hamidiye suları ile ilgili ayrıntılı bilgi hepinizin bildiği üzere rahmetli Profesör Kazım Çeçen tarafından yapılmış ve İSKİ tarafından kitap olarak yayınlanmıştır. Modern yaşam karşısında sebil ve çeşmeler. Modernleşme öncesi şehir yaşamının bir parçası olan çeşme ve sebillerin modern yaşam biçimi etkisini gösterdikçe ihmal edilmeye başlandığı görülür. Gündelik yaşamdaki işlevleri tükenince korunmak yerine yıkılmaya, yok olmaya ya da yok edilmeye terk edilmişlerdir. 26 Eylül 1938 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Akmayan Çeşmeler adıyla bir yazı yayımlayan Selim Sarı Tarcan, Taksim, Şişhane, Bahçe Kapısı, Ayasofya, Divan Yolu, Şehzade ve bugünkü Unkapanı bölgesinde geçirdiği bir günün ardından akmayan, harap olmaya başlayan çeşme ve sebillerden üzüntüyle bahsetmektedir. 7 Ağustos 1942 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde o tarihlerde Güzel Sanatlar Akademisi Atölye Profesörü Yüksek Mimar Şütte'nin Türk Çeşmeleri adıyla yayınlanan yazısında şunları yazar. Çeşmeler, İstanbul sokaklarının örgüsü içine bayramlık elbiselerdeki pırlanta gibi serpilmişlerdir. Ve insan şehirde dolaştığı zaman gözleri bu küçük veya nispeten büyüyecek yapılara daima taze bir hazla dalar gider. Küçük olsunlar, büyük olsunlar, hepsinin de seve seve meydana getirildikleri göze çarpar. Ancak makalenin devamı iyi durumda olan çeşme sayısının azlığı üzerine durmakta ve Vakıflar Müdürlüğü ile belediye arasında çeşmelerin onarımı konusunda varılan anlaşmadan duyduğu sevinci belirtmektedir. Bugünkü durum hakkında neler söyleyebiliriz? İstanbul'un çeşme ve sebilleri üzerine 1990'lardan bu yana çalışmaktayım. 90'lar ve önceki dönemlerle karşılaştırıldığında başta belediyeler olmak üzere bazı kurumların onarım ve bakım gayreti içinde oldukları görülmektedir. Örneğin İlp Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi kendi sınırları içinde şu anda mevcut çeşmelerin tamamını onarmış durumdadır. Örnekler arasında göreceğimiz Saliha Sultan ve Bezmalem çeşmelerini 2004 Nisan'da görmüş ve fotoğraflarını çekmiştik. Şimdi ise her iki çeşme onarılmış durumdadır. Ancak burada tamir işinin nasıl yapıldığı, ehil eller tarafından yapılmadığı zaman ne tür feciatların olduğuna tabii ki girmeyeceğim. Böyle bir durumumuz da var. Tamir ediliyorlar. Güzel. Bazen tamirleri gördüğümüzde keşke olduğu gibi kalsa diyoruz. Çeşme ve sebil yaptırmanın dini, sosyal, kültürel bağlamı. Su, bütün dinlerde kutsal sayılmıştır. Müslüman halklarda ise su, gerek İslamiyet'in suya verdiği önemden, gerekse bu halkların genellikle sıcak ve kurak bölgelerde yaşamış olmalarından kaynaklanan değeri ile her zaman dini ve hem de dünyevi hayatın temelini oluşturmuştur. İslamiyet'in iki temel kaynağı olan Kur'an ve Hazreti Peygamber'in sünnetinde su ile ilgili konuların çokluğu, onu yüksek değeriyle az veya çok bu kaynaklara dayalı bir yaşam tarzı sürdüren Müslümanların hayatına sokmuştur. Müslüman halklarda su ile ilgili yapıların tercih edilmesinin sebebi su ihtiyacının karşılanmasının istenmesinden başka bu çeşit hayırlara vaat edilen büyük sevaptır. Kur'an'daki su ile ilgili ayetlerin bir kısmı çeşmelerin kitabelerine yazılmaktadır. Ayrıca tabi hadisler de çok önemlidir. Çeşme kitabelerinin bir kısmında görülen çeşmenin suyu aktıkça yapana sevap yazılması dileği de kaynağını hadislerden almaktadır. Yine İslam kültüründe meşhur sulardan biri hepimizin bildiği üzere Ab-ı Hayat'tır.
Efsanelerden başka Kur'an'da da bu su geçmektedir. Yine İslam aleminde kuyu çeşmelerinin en meşhuru da Mekke'deki Zemzem suyudur. Evet, şimdi kadınların yaptırdığı, bu genel girişten sonra kadınların yaptırdığı çeşme ve sebilleri geçiyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi İstanbul'da kaç adet çeşme ve sebilin yapıldığına dair kesin bir rakam veremiyoruz. Aynı şekilde kadınların yaptırdığı çeşme ve sebillerle ilgili nihai ve kesin bir sayı veremeyiz. Yukarıda adını verdiğim Tanışık ve Egemen'in kitaplarında kadınların yaptırdığı 16'sı sebil olmak üzere 172 adet çeşme ve sebil yer almaktadır. Bu sayının Osmanlı'da kadınların yaptırdığı hayratlar, 1. İstanbul Çeşmeleri ve Sebilleri başlığı altında yürüttüğüm proje tamamlandığında daha da artabileceğini şu ana kadar toplanan bilgiler ışığında eklemek gerekir. Eldeki verilere göre mevcut olmayan fakat bir kadın tarafından yaptırıldığı bilinen ilk çeşme 2. Bayezid'in kızı Hatice Sultan'ın Edirne Kapı'daki Çukurbostan'da inşa ettirdiği cami ve mektepte birlikte yaptırdığı küçük çeşmedir. İlk sebil ise yapım yılı tam olarak bilinmeyen ancak 16. yüzyılda yapılan Sakine Hatun sebilidir. Kadınların yaptırdığı su mimarisi unsurları arasında su yollarını, örneğin Mihrimah su yolu 2 tanedir. Mihrimah, Mihrişah, İhsaniye, Gümüş Valide, Yeni Cami, Valide Cedid gibi isimlerle tanınan su yolu, Atik Valide ya da Nurbanu Sultan su yolu, Çinili ya da Mahpeyker, Kösem Sultan su yolunu, bentleri, örneğin 3. Selim'in annesi Mihrişah Sultan'ın yaptırdığı Valide Bendini, şadırvanları, örneğin Adile Sultan'ın Galata Mevlevihanesi'nin avlusunda çok büyük bir sarnıç ve üstünde sarnıca bağlı, kuyu bilezik taşıyla 8 sütunun taşıdığı şadırvanı, su kuyularını, örneğin yine Adile Sultan'ın Beylerbeyi'ndeki Bedevi dergahında 1271-1853'te yapımı tamamlanan annesi Zernigar Hanım'ın ruhu için yaptırdığı sarnıç, genç yaşta ölen kızı Hayriye Hanım'ın ruhu için Üsküdar Valide Bağı'nda ve Kızıl Toprak'ta kuyu açtırmasını verebiliriz. Çok az da konuyla ilgili literatür üzerine durmak istiyorum. Kadınların yaptırdığı çeşme ve sebiller üzerine yukarıda söylediklerimden anlaşılacağı üzere müstakil bir çalışma yoktur. Mevcut bilgi daha önce adlarını belirttiğim Tanışık ve Egemen'in kitaplarında ve temel konusu çeşme ve sebil olmayan kitaplarda, kimi makalelerde ya da tek tek çeşme ve sebilleri ele alan yayınlarda yer almaktadır. Mesela şu anda konuşma yaptığım bu kurumun kurucularının hazırladığı kitaplarda çeşmelerden bahsedilmekte. Mirat-ı İstanbul kitabında, Hasan Karateke ile birlikte hazırladığımız 3. Ahmet dönemi İstanbul Çeşmeleri kitabından söz edebilirim. Zaten benim bu projeye başlamam ya da kitabeler çeşmeler üzerine çalışmaya başlamam Mehmet Raip'in Mirat-ı İstanbul kitabı vesilesiyle olmuştur. O kitapta yani Mirat-ı İstanbul ve Mehmet Raif'in bu eserin önemini herhalde biliyorsunuzdur. Bir Osmanlı'nın İstanbul'la ilgili hazırladığı ilk telif eserdir. Ve 1890'larda basılmıştır. İki cilttir. Birinci cildinin yarısı tarafımızdan Günay Kupla birlikte hazırladık. İkinci yarısı bir doktora tezi olarak yayınlandı, hazırlandı. Türk Tarih Kurumu bizim hazırladığımız kısımla doktora tezini bir araya getirerek yayınlamak üzere olduğunu biliyorum. Çok önemli bir kitaptır Mirat-ı İstanbul. Gereği gibi kullanıldığını düşünmüyorum. Aynı zamanda Mirat-ı İstanbul'un şöyle bir problemi de vardır. Biz birinci cildin yarısını hazırlarken çözmeye çalıştık. Dizgiden kaynaklanan çok hata vardır. Eğer onu biz birinci kaynak olarak kullanırsak, olduğu gibi aktarırsak, çalışmalarımızda hataya düşebiliriz. Yani biz Günay Hoca ile beraber o kitabın, yani arada başka çalışmalarımız da oldu ama birinci cildinin ilk yarısını tam 9 senede hazırladık.
yani problemlerinin çokluğunu belirtmek için bunu söylüyorum. Yani bir sayfanın, tek bir sayfayı biz 3 saatte çalıştığımızı hatırlıyorum. Yani çeviri yazısı yapılmış metnin üzerinden 3 saat, 4 saat çalışıyorduk. Çünkü hata vardı. O hataları bulmak için kütüphaneye, bilindik kaynaklara, kitabelerin kendisine gitmeye. Ama çok önemli bir kitaptır. Onu vurgulamak istiyorum. Yani Mehmet Raif'in o çalışması hem İstanbul'a başka gözle bakmamı sağladı, hem de içerdiği bilgiler için yani kendisine şükran duymalıyız ve de rahmetle anmalıyız. Evet, şimdi bu Mehmet Raif'in bu eseri 3. Ahmet dönemi İstanbul çeşmeleri üzerine çalışmamızın yolunu açtı Hakan Karateke ile. Ve biz bu çalışmayı yaparken, yani şimdi kadınlar üzerine yaptığım çalışmayla bağlantılı olduğu için bu bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Bu kitabı hazırlarken diğer çalışmalardan bizim temel farkımız neydi? Biz o sırada, yani bu çalışma 80'lerin sonu 90'ların başında yapılıyordu. İstanbul kütüphanelerinde bulunan 3. Ahmet dönemi ya da 1. Mahmut dönemi diyelim, bütün divanları taradık. Onların tevarih kısımlarındaki çeşmeleri çıkardık. O çeşmelerin ebced ve hesabını yaptık. Ve 3. Ahmet dönemine ait olup olmadığını tespit ettik. Dolayısıyla yıkılmış ya da yapılmamış ya da yapılması planlanmış çeşmeleri ortaya çıkardık. Böylece kaynaklarda olan çeşme sayısı 135, divanlarda adı geçen çeşme sayısı, yani bu kaynaklarda olmayan 76, tarih malzumesi olmayan çeşme 5 olmak üzere biz 226 çeşme ortaya koyduk. Yani bir dönemde 226 çeşme tespit edildiğine göre İstanbul'da kadınların yaptırdığı çeşmeler üzerine, yani birincil kaynaklara, divanlara, kenarda kalmış başka kaynaklar üzerinde arama, tarama, inceleme, değerlendirme bittiğinde sayının oldukça yukarı çıkacağından eminim. Yani benim çalışmam ne durumda onu söyleyeyim size. Yani %60 hatta %70'i tamam. Ama araya başka çalışmalar girdiği için ve yine bu kitabeler konusuna ilgim devam ettiği için daha geniş bir projeye geçtik. Belki bir kısmınız biliyorsunuz. Osmanlı Kitabeleri diye bir projemiz var. Bu projenin yürütücüleri arasındayım. Diğer yürütücüleri Japonya'dan Kayoko Hayashi, Chicago Üniversitesi'nden Hakan Karateke. Üçümüz Osmanlı Kitabeleri diye bir projeye başladık. Projenin en büyük destekçisi Japon tarafı, Tokyo Yabancı Diller Üniversitesi. Türkiye'den Türk Tarih Kurumu, işte arada bir... Yani bazen destekliyor, bazen desteklemiyor. Yani normalde destekliyor ama yönetim değiştikçe bizi destekleme şeyleri değişiyor. O yüzden burada müşteki bir halde konuşuyorum. Ama Japon tarafı desteğini sürdürdüğü için Google'a girdiğinizde, Osmanlı kitabeleri dediğinizde bizim hazırladığımız proje çıkıyor. Ve projede şu anda 1500'e yakın kitabeye ulaşılabilir durumda. Yani fotoğraflarıyla, bilgileriyle koyuyoruz. Ama bizim esas... Ben mutfak diyorum, mutfak diye adlandırdığım kısımdaki kitabe sayısını size söylesem herhalde şaşıracaksınız. Daha bitmiş hali değil, 6000 civarında kitabe var. Peki 6000 civarında olan kitabeleri niye açamıyoruz? Çünkü eksik bilgi var. Yani en azından belli bilgilerin tamamlanmasını istiyoruz. Ya kitabe kaybolmuş, ya kitabe kırılmış, ya... aldığımız kaynak yetersiz. Yani zaten biz şunu yaptık. Bütün Türkiye sınırları içindeki şehirlere gidip bütün kitabelerin fotoğrafı çekildi. Yani mevcut olan, müzelerdeki dahil. Ama bu çekilen kitabelerin hepsini bilgisayara ya da internete koyup açmak çok anlamlı değil. Çünkü temel bilgilerin olması lazım. O da tahmin ettiğiniz üzere çok emek yoğun bir çalışma, biraz daha zaman alacak. Bunun içinde benim kadınlarla ilgili yaptığım çalışmayı ben bunun içine yerleştirdim tabii ki. Fakat ayrıca daha detaylı bir şekilde kitap haline de getirmeyi düşünüyorum.
Evet, benzer bir çalışma. Yani 3. Ahmet dönemi İstanbul çeşmeleri üzerine yaptığımız çalışmayı çeşme ve sebilir, kadın çeşmeleri ve sebilleri için de yapıyorum. İstanbul kütüphanelerinde bulunan bütün divanların tevarih kısımları ile tarih mecmualarını taradım. Tarih manzumeleri arasında kadınların yaptırdığı çeşme ve sebilleri saptamaya çalıştım. Şu anda sizlere kesin bir sayı veremiyorum ama Tanışık ve Egemen'e göre verdiğim 176 sayısının iki katına çıkabileceğini ümit ediyorum. Evet, peki şu anda mevcut bilgiler ışığında kadınların kimlikleri hakkında neler söyleyebiliriz? Çeşme kitabeleri kimlik inşasına kısmen de olsa izin vermektedir. Kadınlar her ne kadar babaları, kardeşleri veya eşleriyle tanımlansa bile bu kitabeler sayesinde çoğunlukla çeşmeyi yaptıran kadınların adı, hangi amaçla yaptırdıkları gibi bilgilere ulaşırız. Eldeki verilere göre kadınları şu gruplar altında toplamak mümkündür. Saraylı kadınlar. Valide Sultan, padişah eşi, padişah kızıyla torunu ve sarayda çalışan kadınlara ait 137 adet çeşme ve sebil bulunduğunu ortaya çıkardık diyelim ya da şu andaki durum bunu gösteriyor. Valide Sultanların yaptırdıkları dini ve sosyal içerikli olmak üzere iki grupta toplanan eserler arasında çeşme ve sebiller önemli bir yer tutmaktadır. Genel olarak oğullarının padişah olmasıyla Valide Sultan ünvanını alan kadınların hayır ve inşa çalışmalarının, güçlerinin, zenginliklerinin ve payelerinin yükselmesiyle birlikte arttığı, süreklilik gösterdiği, ancak tür ve ölçek bakımından farklılık taşıdığı görülmektedir. En çok çeşme yaptıran Valide Sultan, 2. Mustafa'nın eşi ve 3. Selim'in annesi Mihrişah Sultan olup, bulunan ya da şimdilik bulabildiğimiz 13 çeşmesi vardır. İkinci sırayı 9 çeşmeyle 2. Mahmud'un eşlerinden ve Sultan Abdülmecid'in annesi Bezmalem Valide Sultan almaktadır. Saray kadınlarının çeşme ve sebil yaptırmaları, ayrıca onların kendi dönemleri içindeki gücünü de göstermektedir. Çok sayıda padişah eşi, Valide Sultan ve padişah kızı vardır. Ancak yaptıranların yaptırmayanlara göre daha az olması, hem onların saray içindeki ekonomik hem de sosyal korumunu göstermektedir. Padişah kızları ve torunlarının yanı sıra dikkat çeken başka bir grup saray kadını da sarayda çalışan Hazinedar Usta, Kalpa ve Ketuda kadınlardır. Çeşme sahibi olan Hazinedar Usta 8, Kalpa 7, Ketuda 6'dır. Valide Sultan, padişah kızı ve torunlarından farklı olarak bu kadınlar saraydaki görevlerinin karşılığında edindikleri ekonomik güçte çeşmelerini ve diğer inşa faaliyetlerini gerçekleştirmişlerdir. Bu projede çeşme ve sebil yaptırdığı tespit edilen saray personeli kadınlar arasında Fesahat Usta, Halife Cilvenaz, Hazinedar Hatice Kadın, Hazinedar Naz Perver Usta, Hazinedar Şevkinyar Usta, Hoşnadi Usta, Ketüda Can Feda Kadın, Şekerpare Hatun yer alır. Evet, bunlar arasında bir çeşme bir sebiliyle yer alan Şekerpare Hatun'un yaşam öyküsü ayrı bir makaleyi hak etmektedir ve bu konuda Semavi Eyci hocamız yazmıştır. Benden önce davranmıştır. Ben de topladım bilgileri ama hoca güzel yazdı. Benden önce yazdı. Onu belirtebilirim. Halktan Kadınlar. 26 adet çeşme. Halktan kadınların çeşmeleri, saraya mensup kadınların çeşmelerine göre daha mütevazı görünüşleriyle dikkat çeker. Ayrıca çeşmelerin bulunduğu yerler gözden geçirildiğinde bu hanımların yaşadıkları mahallelerin su gereksinimini karşılamak için çeşme yaptırdıkları görülür. 3. Yönetici ve ulema ailesinden kadınlar, 9 adet çeşme. Bu çeşmelerde kadınların kimin kızı veya eşi olduğu ön plana çıkarılmakta, kendi isimlerinin yazılmasının ihmal edildiği görülmektedir. Örneğin Kurçeşme'de bulunan 1682 tarihli Köprülü Hemşiresi Çeşmesi olarak tanınan çeşmenin kitabesinde çeşmeyi yaptıranın adı yerine yalnızca Köprülü'nün kız kardeşinin yaptırdığı bilgisi verilmektedir. Kadınların yaptırdığı çeşmelerin yapım masraflarını kimin karşıladığı üzerine durulması gereken bir konudur.
Kimi çeşmelerin kitabelerinde çeşmeyi yaptıran kadının malından harcama yapıldığı vurgulanır. Örneğin 3. Ahmet'in baş kadını Hematullah kadının Üsküdar'da Doğancılar Camii yanındaki yapımı 1728-29'a tamamlanan çeşmesinde, Ayşe Hanım'ın ölen kocası için yaptırdığı 1831'de yaptırdığı çeşmede ve Besmi Alem Vadi Sultan'ın 1839-40 tarihli çeşmesinin kitabelerinde özellikle kendi mallarından harcama yaptıkları vurgulanmaktadır. Saraya mensup kadınların su yollarını, çeşme ve sebillerinin bakımı ve onarımını, bunları yapacak kişileri, alacakları ücretleri vakfiyelerinde belirtmişlerdir. Hangi gelir kaynağından ne kadar paranın harcanacağını kaydettirmişlerdir. Örneğin 2. Mahmud'un başta Sarnıç, Şadırvan, Kuyu Çeşme gibi çok sayıda hayratı bulunan Adile Sultan'ın vakfiyesine şu bilgileri rastlarız. Medine'deki sebilhane dahilinde kazılan kuyudan her gün su çekilerek sebilhanedeki taslara doldurularak susuzların sulanması, suları taşıyan iki sakaya aylık 75 kuruş, aylık 250 kuruş sebilcilik yapana, mütevelliye aylık 200 kuruş, su yolcusuna senelik 60 kuruş, sebilhanenin temizliği ve sünger alımı için 150 kuruşun adını verdiği kira gelirlerinden karşılanmasını yazmıştır. Dudu da yaptırdığı çeşmenin su yolu için gelir ayırmıştır. Beylerbeyi'ndeki Bedevi dergahında annesi Zerniger Hanım'ın ruhu için yaptırdığı sarnıcın masrafına her sene için bir Osmanlı altını ayrılmıştır. Yine aynı şekilde genç yaşta ölen kızı Hayriye Hanım'ın ruhu için Üsküdar Valide Bağı'nda ve Kızıl Toprak'ta açtırdığı kuyuların bakımı için yıllık bir Osmanlı lirası ayrılmasını uygun görmüştür. Hatice Turhan Valide Sultan yazın sebilhaneye kar alınması için 20 bin akçe ayırmıştır. Gülünüş Valide Sultan imaretinde sakı olarak hizmet edecek kişi hizmetinden sonra iki çift ekmek ile dört para almasını, 3. Ahmet'in kızı Ayşe Sultan'ın su arklarını bakan kişiye günde 3 akçe verilmesini, yeniden yaptırılıp ihya olunan çeşmenin su tasının kontrolü için günlük 3 akçe vazife ile bir kişinin görevlendirilmesi. Yani bu şekilde devam ediyor. Yani sadece yaptırmakla kalmamışlar. Bu yaptıkları bu hayrın devamı için çaba göstermişler. Ama bugün yetmemiş. Bugüne kalmamış. Peki. Çok kısa kitabeler ve ebced hesabına da değinmek istiyorum. Bildiğiniz üzere tarihi olaylara, mimari eserlere, kişisel ve sosyal olaylara, Osmanlı şairleri ebced hesabıyla tarih düşmüştür. Ve 18. yüzyılda ebced hesabıyla düşürülen şiir sayısında bir artış olmuştur. Çeşme kitabelerine bazıları sadece suyla ilgili bir ayet ve kelime-i tevhid ile süslenirken çoğunda yaptırımın adı, çeşmenin yapımı, tarihi ve kitabe şairi hakkında bilgi bulunmaktadır. Kadın çeşmelerinin kitabelerinde çeşmeyi yaptıranın adı ve çeşmenin yaptırılma amacı vurgulanmaktadır çoğunlukla. Çeşmelerin susuzların susuzluğunu giderme, suyu olmayan mahallelerin su gereksinimini karşılama ve hayır amacının yanı sıra ölen yakınlarının ruhları içinde yaptırıldığı belirtilmektedir. İsimleri belirtilen kişiler arasında Hazreti Muhammed ve ailesinden kişiler, yaptıran kişinin ölen çocukları, eşi, annesi ve babası olabilmektedir. Örneğin 3. Murad'ın kızı Ayşe Sultan, ölen kocası Kanijeli İbrahim'in, Darphane Nazırı Mehmet Efendi'nin kızı Ayşe Hanım'ın annesinin bu şekilde gitmektedir. Ben Valide Sultanların kitabelerine çoğunlukla din yolunda hayırlı işler yapmaya verdikleri önem, saflık ve temizliklerine vurgu yapılmakta, Sultan olan oğullarının adı övgülerle belirtilmektedir. Padişah kızlarının kitabelerinde ise çoğunlukla babalarının adları, babaları hayatta değilse genellikle kardeşleri olan devrin padişahının adı geçmektedir. Eşlerinin isimlerinin yazılması ender olarak görülmektedir. Kitabe yazıları önemli bir hattat elinden çıkmasa bile çok özenle yazıldığı görülür. Kelime atlaması ve bir başka türlü hatalı